Mesela bak, Amerika IŞİD'le mücadele etmiyor yeteri kadar. Avrupa da edemiyor. Niye biliyor musunuz? Dünya derin devleti onların başarılı olacağını biliyor. Çünkü kaderin perspektifine bakıyorlar. CIA'nin bir katı sırf Kur'an incelemesi ve hadis incelemesidir. Şu ısıtıcıyı açsana, şunu aç. Evet. IŞİD hareketinin başarılı olacağını peygamber söylüyor. Muhbir-i Sadık. Ve önünde duramayacaklar diyor. Şimdi adam bunu duyarak onunla mücadele etmez. Çünkü peygamber kaderi açıklıyor. Yoksa can havliyle bayağı üstüne giderler. Ama başaramayacağını bildikleri için ellemiyorlar. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki onlar Horasan taraflarından girecekler. Siyah bayraklar taşıyacaklar. Dumeşk, yani Şam ve Irak, her yere hakim olacaklar diyor. Yani Türkiye sınırlarına kadar, İsrail sınırlarına kadar, Ürdün'e de girebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani Ürdün kralı o kadar kendini rahat hissetmesin. Her yere hakim olacaklar diyor. Bakın, bayraklarını tarif ediyor. Hem küçük bayrakları var hem büyük bayrakları vardı diyor. Aynısı var şu an. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazar bayraklarında diyor. Saçları uzundur. Sakalları uzundur diyor. Hatta bıyıkları da uzundur diyor. Siyah giyinirler diyor. Aynısı. Çok süratli hareket ederler diyor. Aynısı. Mehdi devrine kadar devam eder diyor şiddet. Kan akar diyor. İnsanların başı kesilir diyor. İnsanların başından neredeyse tepeler oluşur diyor. Bu şiddet ve dehşet ortamı devam ederken evlatlarına Muhammed Mehdi zuhur eder diyor. Ondan sonra ne tek damla kan akar, ne uyuyan uyandırılır. Huzur ve mutluluk çağı başlar diyor. Bütün silahlar yok edilir. Silahlar kalkar. Mehdi'ye çağı başlar diyor. Damla kan akmayacak diyor peygamberimiz. Ama öncesinde oluk oluk kan akacak diyor. Onun için derin dünya devleti bir atak yapamıyor. Felç oldular. Bildikleri için. Bunu sırf Kur'an'dan mı çıkarıyorlar? Sırf hadisten mi? Tevrat'tan çıkarıyorlar. Tevrat'ta da aynısı var. Şam'ın kan denizi olacağı, Irak'ın kan denizi olacağı yer yer, bölge bölge çok detaylı anlatılıyor. Kudüs'e girmeyeceklerini siz söylemiştiniz. Nasıl? Kudüs'e girmeyeceklerini siz söylemiştiniz. Evet. Girdikleri şehirler adeta kendilerine takdim edilecektir diyor peygamberimiz. Kendilerine bu velim elinde savaşacak, zafer kazanacak ve istedikleri kendilerine takdim edilecektir. Onun siyah bayraklarının kumandanı, askerlerin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak. Elbiseleri siyahtır ve onlara kara bayrakların adamlarıdırlar. Gaybatın o mani sayfa 303. Onlar kendilerine karşı gelenleri hiçbir fark gözetmeksizin topluca öldürecektir. Topluca öldüreceklerdir. Aynısı oluyor mu, olmuyor mu? Horasan'dan çıkan siyah bayraklar Kûfe'ye iner. İndirir mi, inmediler mi? İndiler. Celaleddin Suyuti söylüyor bunu. Ehl-i Sünnet kaynağı. Ayrıca hadisinin alametleri. Onlar bu durumda iken Horasan tarafından bayraklar gelecek. Onlar süratle hareket edecekler. Süratle. Oradan bir ordu ile geri dönüp Kûfe'yi Basra'ya bir gecede eline geçirecek. Çok süratle. Hakikaten öyle oldu. Kûfe, Basra'yı kısa sürede ele geçirdiler. Bu büyük savaşta neticede siyah bayraklar galip gelir. Bak, galip gelir. Mağlup olurlar demiyor, galip gelir. Süfyan'ın kuvvetleri kaçar. Yani Esad'ın kuvvetleri. Süfyan zaten Şam'dadır diyor Süfyan'la. Süfyan'ın kuvvetleri kaçar. İşte o zaman insanlar Mehdi'yi temenni ederler. Ya bu beladan nasıl kurtulsak, bu kandan, bu şiddetten diye Mehdi'yi temenni ederler ve ararlar. Kim diyor? Celaleddin Suyuti. Ayrıca Mehdi'sinin alameti sayfa 61, hadis numarası 726. Ve sonunda diyor, onlar Mehdi'nin itaatine girerler. İmam-ı Suyuti. Mehdi'nin adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz. Bak, uykuda olan uyandırılmaz. Ve bir damla bile kan akıtılmaz diyor. Kim diyor bunu? Peygamberimiz söylüyor. Gördüğünü söylüyor peygamber. Bana gösteriliyordu diyor. Ben de gördüm, anlatıyorum diyor. Zaman bana dürülüyordu diyor peygamberimiz. Dürülüyordu. Bütünüyle görüyordum diyor. Harp erbabı ağırlıklarını, yani silah ve vesaire bırakır, hiçbir kimle arasında, o kapat orayı yavrum. Kapat hocam. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Bak, hiçbir kimse. Mesela hükümetle paralelciler, şu, bu, hiç kimse arasında düşmanlık kalmıyor. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler, hasetleşme var şu an. Var. Müslüman cemaatler arasında da var. Muhakkak kaybolup gidecektir. Kim vesilesiyle? Mehdi. Kim bu söylüyor bunu? İmam-ı Şarhani söylüyor. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alemleri sayfa 496'da. Yüzlerce hadis var bu konuda. Mesela bak, Amerika İŞİD'le mücadele etmiyor yeteri kadar. Avrupa da edemiyor. Niye biliyor musunuz? Dünya derin devleti, onların başarılı olacağını biliyor. Çünkü kaderin perspektifine bakıyorlar. CIA'nin bir katı sırf Kur'an incelemesi ve hadis incelemesidir. Şu ısıtıcıyı açsana, şunu aç. Evet. İŞİD hareketinin başarılı olacağını peygamber söylüyor. Muhbir-i Sadık. Ve önünde duramayacaklar diyor. Şimdi adam bunu duyarak onunla mücadele etmez. Çünkü peygamber kaderi açıklıyor. Yoksa can avliyle bayağı üstüne giderler. Ama başaramayacağını bildikleri için ellemiyorlar. Ne diyor peygamberimiz? Diyor ki onlar Horasan taraflarından girecekler. Siyah bayraklar taşıyacaklar. Dumeşk, yani Şam ve Irak, her yere hakim olacaklar diyor. Yani Türkiye sınırlarına kadar, İsrail sınırlarına kadar, Ürdün'e de girebilirler. Onu da söyleyeyim. Yani Ürdün kralı o kadar kendini rahat hissetmesin. Her yere hakim olacaklar diyor. Bakın, bayraklarını tarif ediyor. Hem küçük bayrakları vardı hem büyük bayrakları vardı diyor. Aynısı var şu an. Evet. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazar bayraklarında diyor. Saçları uzundur. Sakalları uzundur diyor. Hatta bıyıkları da uzundur diyor. Siyah giyinirler diyor. Aynısı. Çok süratle hareket ederler diyor. Aynısı. Mehdi devrine kadar devam eder diyor şiddet. Kan akar diyor. İnsanların başı kesilir diyor. İnsanların başından neredeyse tepeler oluşur diyor. Bu şiddet ve dehşet ortamı devam ederken evlatlarına Muhammed Mehdi zuhur eder diyor. Ondan sonra ne tek damla kan akar, ne uyuyan uyandırılır. Huzur ve mutluluk çağı başlar diyor. Bütün silahlar yok edilir. Silahlar kalkar. Mehdi'ye çağı başlar diyor. Damla kan akmayacak diyor peygamberimiz. Ama öncesinde oluk oluk kan akacak diyor. Onun için derin dünya devleti bir atak yapamıyor. Felç oldular. Bildikleri için. Bunu sırf Kur'an'dan mı çıkarıyorlar? Sırf hadisten mi? Tevrat'tan çıkarıyorlar. Tevrat'ta da aynısı var. Şam'ın kan denizi olacağı, Irak'ın kan denizi olacağı yer yer, bölge bölge çok detaylı anlatılıyor. Kudüs'e girmeyeceklerini siz söylemiştiniz. Nasıl? Kudüs'e girmeyeceklerini siz söylemiştiniz. Evet. Girdikleri şehirler adeta kendilerine takdim edilecektir diyor Peygamberimiz. Kendilerine bu verilmediğinde savaşacak, zafer kazanacak ve istedikleri kendilerine takdim edilecektir. Onun siyah bayraklarının kumandanı, askerlerinin saçları ve bıyıkları çok uzun olacak. Elbiseleri siyahtır ve onlara kara bayrakların adamlarıdırlar. Gaybatın o mani sayfa 303. Onlar kendilerine karşı gelenleri hiçbir fark gözetmeksizin topluca öldürecektir. Topluca öldüreceklerdir. Aynısı oluyor mu, olmuyor mu? Horasan'dan çıkan siyah bayraklar Kûfe'ye iner. İndirir mi, inmediler mi? İndiler. Celaleddin Suyuti söylüyor bunu. Ehl-i Sünnet kaynağı. Aynı zamanda hadisinin alametleri. Onlar bu durumda iken Horasan tarafından bayraklar gelecek, onlar süratle hareket edecekler. Süratle. Oradan bir ordu ile geri dönüp Kûfe'yi Basra'ya bir gecede eline geçirecek. Çok süratle. Hakikaten öyle oldu. Kûfe, Basra'yı kısa sürede ele geçirdiler. Bu büyük savaşta neticede siyah bayraklar galip gelir. Bak, galip gelir. Mağlup olur demiyor, galip gelir. Süfyan'ın kuvvetleri kaçar. Yani Esad'ın kuvvetleri. Süfyan zaten Şam'dadır diyor Süfyan'la.